abici, üzme kendini artık. Ya senin yerinde kim olsa aynanı yapardı. Adam mecbur bırakmış seni. Ya benim yüzümden. Eski kaderi koruyabilseydim, bunların hiçbiri gelmezdi başımıza. Sen hala eski Kadir'sin. Sadece yaşadığın hayat eskisi gibi değil. Yine doğru bildiğini yapıyorsun. Yine sevdiklerini korumak için canını hiçe sayıyorsun. Yine etrafındaki herkese umut veriyorsun. Ya bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Umut vermek. Bu insanların sana bu kadar güvenmesi, Kadir bizi bırakmaz demesi. Bilmiyorum bir şey. Sadece Salih değil ki. Buradaki herkes... şu yıkık evlerin arasında hayatta kalmaya çalışan herkes. Tenceresi kaynamayan var, sobası yanmayan var. Karısına kışlık mont alamayan var. Ya ben herkesin derdi çözülsün istiyorum. Emeklerinin karşılığını alsınlar istiyorum düşün. Kimsenin karşısında boyun eğmesinler. Gücüne tapan zalimler karşısında dimdik dursunlar istiyorum. Ya buradaki çocuklar da gülsünler istiyorum be bir şey. Bir hikayeleri olsun. Çalışkan, mert, namuslu bir hikaye. Anlatmaktan gurur duyacakları bir hikaye. Umut dediğin şey var ya, ben artık inanmıyorum ona. Hatta nefret ediyorum ondan. Çünkü bu insanlara bir hayat var diyor. Hiçbir sıkıntısı olmayan, rahat, huzurlu bir hayat var diyor. Asla sahip olamayacakları bir hayatın hayalini kurduruyor. O yüzden umut sadece bir işkence ya. Başka hiçbir şey değil. Üzgünüm ama bu sefer yanlışsın abi. Çünkü bu sefer ben doğruyum. Sen istediğin kadar umut etmekten nefret ediyorum de. Sen hepimiz için umudun adısın. Ne bu insanlar sana baktıklarında bir şey görüyorlar. Sefil bir adam. İyi bir insan olmanın ne kadar onurlu bir şey olduğunu. Ya sen herkesi değiştirdin. Birlik oldukları zaman neleri değiştirebileceklerini gösterdin ona. Sana bir kardeş nasiyeti. Gel. 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 Gel gökyüzüne bak. Şimdi karanlık. Ama güneş doğacak. Birkaç saat sonra. İyiyim, iyiyim. Yokmuş. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Heh. Canım babam benim ya. Bak nasıl üşüttün kendini. Heh. Yok tuğla öreceğim, yok malzeme bulacağım derken. Sana bak, doktora gitmeyiz değil mi? Yok, yok gitmeyiz. Ha. Merak etme. Heh. Annem iyi eder seni. Annem nerede hakikaten ya? Başka bir şey lazımsa getireyim. Yok yavrum yok. Bak bunu bana rahmetli annem öğrettiydi. İstersen gel otur sana da öğreteyim. Gel.
Şimdi bunun içi çok önemli. Hani bazısı sade kıyma koyuyor, öyle olmaz, iyi güzel olmaz. Yani bunun soğanını, karabiberini böyle bol koyacaksın, o zaman çok güzel olur. Bir de benim bir sırrım var. Ne? Et suyu. Bunu et suyunda haşlayacağım, o zaman var ya. Çok mu güzel oluyor? Aynı senin gözlerin gibi olur. Çok güzel olur. Benim bir oğlum var, Kadir. Onun da gözleri aynı senin gibi böyle maviş. Şimdi böyle ulu orta konuştuğumu duysa var ya. Bayağı seviyorsunuz oğlunuzu. Çok. Yavrum benim öyle bir kalbi vardır ki. Yani bütün dünyayı sığdırır içine. Ama böyle diyorum diye şey sanma yani. Hani öyle sulu göz duygusal biri değil. O zaman bir inadı tutar ki. İşte o zaman kale duvar gibi yani vur vur yıkılmaz. Evin hanımı yok mu? Bir de bir kız vardı. Onlar yukarıda, bir akrabaları geldi. Gitsin inerler. Peki siz bizi yemiyoruz dediniz. O kadar mantı Hacı'ya çok değil mi? Mide fesadına uğrayacak ama. İnşallah. Bıyıklarda bir acayip değil mi? Böyle fırçak. Fırçak. Allah'ım ya. Annem mi söyledi sana bunu? Hı, telefonda. Ne dedi? Ben Selahattin'in evinde çalışıyorum dedi. Bu kadar mı? Yani yardım gibi bir şeymiş herhalde. Haftada bir iki gün. Başka ev mi yok ya? Vallahi abi varsa söyle biz gidip çalışalım. Ha tesis evi ne fark eder ki? Hepimiz aynı adama çalışmıyor muyuz? Annem yapmasa bari. Abi ya ben doymadım. Yeni bir kavgam daha olsun diyorsan valla gelince kendisine söyle. Ben gidip babama şu çorbayı içireyim. Çok kötü değil değil mi babam? Ay yok be abi, soğuk almış sadece. Merak etme, ben onu iyi ederim. Takma sen kafanı. Misafirin varmış. Çok tatlı kadın. Bana mantı yapmayı öğretti. Yaparım sana bir gün belki. Bir sorun yok diyorsun yani. Selahattin'i soruyorsan evde değil o. Zaten benim gördüğüm anne nal toplatır, acı hiç aklım kalmaz. Demesi kolay. Annem bana emanet. Merak etme. Yalnız benim sana bir şey göndermem lazım. Bir çanta. Çanta mı? Ne var içinde? Aç mektupları mı? Gelince görürsün. Kabahatimin diyeti diyelim. Bana bak, bir delilik yapmadın yine inşallah. İlk defa delilik yapmadım diyeyim. Tamam, konuşuruz sonra. Öperim. Ben de. Ne bakıyorsun oğlum? Macera adamı ya. Dönmüşsün tehlikeli sulara. Kulaç seslerin ta tuvaletten duyuluyor. Kulaç sesi değildir o tuvalette duyduğun. Ha? Hadi hadi. Kadir abi. Bir şey mi oldu? Yok abi, bir şey olmadı. Sayende her belayı def ettik çok şükür.
ben sana bir şey diyecektim. Ben seni köşede bekliyorum. İyi günler Hatice. Abi ne olduysa sayende oldu. Geçen de Salih'e kızmışsın. Bir daha bu lafları etme demişsin ama... garibanın da zekatı mahcubiyeti. Rahmetli babamın da bu. Çok cesur adamdı. Ben gelin giderken Salih'e verdi. Ama bir kere bile takmadı. Layık görmedi kendini. Ben düşündüm ki bu senin hakkındır. Neden? Abi kaç zamandır buradayız. Daha bir kişi bile arkamızda durmadı. Ne zaman ki senin sesin duyuldu. Olan biten ortada. Sen onu bence Salih'e ver. Onun hakkı. Abi. Salih'im eve bir daha yara bere içinde dönmesin, o bana yeter. Çok korktum ona bir şey olacak diye. Bismillah daha bugün rahat nefes alabildim. Onu da öldükleri günün akşamı. Sabaha kadar uyumadı. O da yani yarası kapanmaz bir daha. Kim öldü Salih? Muhsin'le köpekleri. Kim olacak? Hediyeni aldım, kabul ettim. Sen dön evine. Hani o kapanmaz dediğin yere var ya... Salih'e söyle, o yere kapanacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana sürpriz yapayım dedim ama ekmek almayı unutmuş. Ben bunu da hayatımda ilk defa yaptım, biliyor musun? Hazırladığın kahvaltıları özledim demiştin ya. Ben de seni mutlu etmek istedim. Hak ettin. Ben sana dair her şeyi özledim aslında. Mesela? Mesela... ellerine. Saçlarının kokusuna. Dudaklarının. İşte böyle utanınca başını öne eğmenin. Efendim? İlhan Bey merhaba, Furkan ben. Doktorunuz. Merhaba Furkan Bey, nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Tahlil sonuçlarınız geldi. Enteresan bulgular var. Müsait misiniz? Evet, tabii. Müsaitim. Buyurun. Kanınızda düşük oranda cıva bulduk İlhan Bey. Zehirli atık kaynaklı diyeceğim ama temas etmiş olabilir misiniz? Bilmiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdilik korkulacak bir şey yok. Ama halsizlik, kusma gibi şikayetiniz olursa hemen iletişime geçin. Tabii en önemlisi bunu nereden kaptıysanız tespit edip oradan uzak durun. Tabii. Merak etmeyin. İlaçları reçete olarak iletiyorum size. Düzenli kullanın. 3 gün içinde tekrar eden bir durum olursa yine görüşelim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Bir şey mi oldu? Yok bir şey güzelim. Ne doktor aradı. Kontrol için. Her şey yolunda. İyi bari. Bu ara herkes hasta biliyor musun? Aynur abla da çok kötü bu arada. Ben kahvaltıdan sonra bir ona uğrayacağım. Aynur kimde? Geçen annesini kaybeden var ya. Ne oldu? Annesi ölmüş. Başınız sağ olsun. Sağ ol İlhan. Dostlar sağ olsun. Ben de sana gelsem olur mu? Olur. Olur tabii, çok güzel olur. Önce kahvaltımızı yapalım. Ben sonra bir eve uğrayacağım. Birlikte geçeriz. Tamam. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ekmek? Nasıl büyük bir ev? Yani biri atını salsa kaybeder. O evde 3 tane kadın yaşıyorlar. Hiçbir yemek işini kıvıramıyor. İşlerine gelmiyordur. Vallahi orasını bilemem. Biri o Hacı denen Nursuz'un karısı. İşte kızı var. Bir de gelin. Oğlu mu varmış Hacı'nın? Varmış. Hakk'a yürümüş. Ama bir görsen nasıl güzel bir kız. Yazık olmuş. İşte yazık olmuş. Amin. Ya Büşra. Bana 400 lira verdiler. Ay anne. Anne, ne yapıyorsunuz? Lafliyoruz oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Büşra, babam nasıl oldu ya? Aklım kaldı. Ay abi. Ateş falan? Çok az. Ya gerçekten iyi uyandığında kontrol ederiz tekrar. Bırak artık şu EFA'mı. Anne, sana da aşk olsun ya. Çok mu lazımdı yani çalışman? Bir de o adamın evinde. Aman evi başına yıkılsın. Benim derdim bir deliği yamamak. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Çalışmak ayıp mı? Değil annem de. Ne bileyim bu yaştan sonra. Yani taş taşımıyorum çocuğum. Burada ne yapıyorsam onu yapıyorum işte. Ha bak şu senimiş. Ne ki bu? İşte sen anlar mısın, ihtiyaç sahiplerine gidecekmiş. Thank you.
çantanın içindekileri beni hayatta tutsunlar diye almıştım. Mutlu olmak için, kendimi iyi hissetmek için. Ben de bir şeylere sahip olabiliyorum işte demek için. Ama hiçbir işe yaramadılar. Öyle bir köşede çürüyorlardı. Benim gibi. Ama sonra sen geldin. Sen gelince her şey kıymetli oldu yine. Hani insan aşık olunca suyun bile tadı değiştirmiş derler ya. Onun gibi. Renkler canlandı. Kuşlar daha yükseğe uçtu. Gökyüzü kurtuldu kasvetinden. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama sen gelince etrafta ne varsa kıymet kazanıyor. O çantadakiler kabahatimi örtmeye yeter mi bilmiyorum ama en azından sana yardım edebilirler. Ben öyle düşündüm. Yardım etmeye çalıştığın insanlara nefes aldırırlar. Bence artık şu yüzünü gülümseten kişiyi konuşmalıyız. Yok öyle bir şey. Siz de bir alemsiniz ha. Somurturuz ne oldu abi? Güleriz ne oldu abi? Bir miktar laf oyunuyla seni oyalar, vakit kazanırım diyorsun. Yemezler. Üşüyor. Abi. Ya bu sefer de bana gibi Ceyhun. Ceyhun. Hadi abiciğim hadi işimiz var. Hadi çıkıyoruz. Ha, işimiz? Tamam. Bavulda ne var? Muratlar parayı nereden buldu? Sen biliyorsundur. Yani para veren de oldu ama tek tük. Çoğu tabii bir şeyini satmak istedi. Edirne işte işte. Nereye sattılar biliyor musun? Bana verdiler aslında. Ben götürdüm satmaya. Eski bir tanıdığım var antikacı. Ona bıraktım. Adam satmış mıdır onları? Tahmin ettim sen öğrenince böyle bir şey diyeceksin. Tembihledim dokunmayacak. İki hafta emanette kalacak. Eyvallah. Aynur Hanım yalnız mı yaşıyor? Ailesiyle birlikte yaşıyor. Babası ölünce annesini de almış yanına. Öyle birkaç yıl beraber yaşamışlar. Üzüldüm. Bu soğudu artık. Isıtırlar herhalde orada değil mi? Yakıştı ama eline. Tam bir ev erkeği oldun. Bir de baba oldun mu? Kızımız olsun. Baba olunca babalar bir takım sesler çıkarıyorlarmış galiba. Baba sesleri. O sesleri çıkartı çıkardı dolaşırmıştı. Sabahları evi yıkar gibi sümkürmek? Hiç duymadım. Ağız çapırdatmak? Mümkün değil. Herkesin ortasında boğaz temizlenir. Asla. Oho. Daha öğrenmen gereken çok şey var. Kolay öğrenirim ya. Merak etme. Şaka bir yana bu cenaze evi için bilmem gereken bir şey var mı? Gelenek görmek gibi. Yok, ne olacak ki? İnsanların acısını paylaşmaya gidiyoruz sadece. İnşallah bir gün daha fazlasını yapabiliriz.